Evet arkadaşlar, şimdi de kazanın 5'e geçiyorum. Çekirdeği iç içe geçmiş, merkezleri aynı, taban yarıçapları 1 santim, 3 santim ve yükseklikleri 8 santim olan iki demir silindir borunun aralarındaki boşluğa beton dökülerek donması bekleniyor. İçerideki silindir çıkarıldığında elde edilen katı cismin yüzey alanı kaç santimetre karedir diyor. Aslında şöyle düşünsek, neler oluyor? Bir dış yüzey olduğu gibi duruyor zaten. Bunun bu arada yarıçapı 3. Dış yüzeyin alanını bir hesaplayalım. Açıldığı zaman bunun çevresi, şundan bahsediyorum, 6 pi. 6 pi çarpı 8, 48 pi dış yüzey. Bunu bir alalım. Sonra içeride de bir yüzey duruyor. Hani içeride de artık bir oyuk bölüm var. Onun yarıçapı, şurası 1 olarak verilmiş. Yükseklik yine 8. Şunun çevresi 2 pi. O halde bu alan ne yapar? 2 pi çarpı 8 yapar. Yani 16 pi de öyle var. Sonra üst yüzey, alt yüzey. Şimdi üst ve alt da şöyle bir halka biçimde alan oluşuyor. Bunu da şöyle hesaplayalım. Pi çarpı 3'ün karesi eksi pi çarpı 1'in karesi. Ancak bundan 2 tane var üst ve altta. Burası 9. Buradan 1 çıktı 8. 8'i 2'ye çarptım. 16 pi de böyle geldi. Yani şunu ve şunu toplayacağım. 48, 16, 16, 32 ne yaptı? 80 pi yaptı. Cevabım Adana'da çıktı. Geçelim. Çekirdeği iç içe geçmiş silindir biçimindeki iki ahşap borunun arasındaki boşluğa su doldurularak donması sağlanıyor. İçerideki silindir çıkartıldığında elde edilen katı cismin alanı kaç santimetre kare olur? Deminki sorunun aslında aynısı. Şimdi AA üssü 8, burası 8. CD diyor. Yani CD içerideki silindirin çapı aslında. O yüzden bunun yarı çapı 1. Burası 1 birim. Sonrasında AB, bu silindirin çapı, büyük silindirin çapı. Bu durumda şurası da ne yapar? 2 birim yapar. Evet. Peki neler yapacağız? Bunun çevresi, şu alt kapağın çevresi 2 pi r'den 4 pi. Yan yüzeyin alanı 4 pi çarpı 8, bir 32 pi var. Bunu alalım. İç yüzeyin alanını hesaplayacağım. Bunun çevresi 2 pi r'den 2 pi. O zaman iç yüzeyin alanı 2 pi çarpı yine 8. Buradan 16 pi'miz var. Şimdi ne oldu? Bir de şu halka biçiminde üst ve alt kapaktaki alanları konuşmamız lazım. Şu bölümü. Şimdi şunun yarıçap 2 olduğu için pi çarpı 2'nin karesi, içeridekinin yarıçapı 1 olduğu için pi çarpı 1'in karesi çıkartmamız lazım. Buradan 4 pi, buradan da pi 3 pi ama bundan da üst alt olduğu için 2 tane var. 6 pi'yi de öyle almamız lazım. Evet. Şimdi durum bu. O zaman 32, 16, 48, 48, 6 daha ne yapıyor? 54 pi yapıyor cevabımız. Geçelim. Çekirdeği taban yarıçapları 2 santim ve 4 santim olan diyor. Yani şu 2. Şu da buradan buraya kadar 4. Yükseklikleri 6 santim olan iç içe geçmiş 2 silindir boru verilmiştir. İçteki silindir boru çıkartıldığında alandaki değişim nasıl olur demiş. İlk önce şunu fark edelim. Bu boruyu çıkardığımızda şu üst ve alt kapaklar gider. Bunlar gider, eksilir. O eksilenleri bir ne olduğunu göreyim. Bunun yarıçapı 2'ydi, değil mi? O zaman pi çarpı 2'nin karesi bir de çarpı 2'dir diyeceğim şurada. Bu ne oldu? Azaldı. Yani aslında 8 pi azaldık. Bir de gelen var. İçerideki bunun çevresinden, yani içerideki silindirin yanal yüzünden gelen alan var. O eklenecek. Bunun alanı nasıl buluyoruz? Şunun çevresine bakmak lazım. Bunun çevresi 2 pi r'den 4 pi, yüksekliği de 6. O halde çarptığımız zaman 6 çarpı 4 pi'den
Ne elde ettim? 24 pi. 24 pi de bir kere arttı bu. Şimdi 24 arttı, 8 azaldı. O zaman çıkartalım. 24'ten 8'i çıkarttık. 16 pi ne olmuş olacak? Artmış olacak. Cevabımız A şıkkı.